Merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Bugün için Mecdi Hocam'a bir hipertansiyon konusunu var biliyorsunuz herhalde. Kendisinin engin bilgisinden ve tecrübesinden özellikle faydalanmak üzere sunumuna davet ediyorum. Sonrasında Seda Hanım'ın da devamında olacak, onu da hatırlatayım. İyi akşamlar. Şimdi konu hipertansiyon. Mecburen kılavuzlardan yararlanacağız tabii. Biraz sıkıcı olabilir ama arada soru sorabilirsiniz. Değişik olsun diye. Şimdi biz ilaçları nasıl veriyoruz? Hastaların dediği gibi işte iki tık tık bir tık diye vermiyoruz tabii. Hepsi kanıtlara dayalı. Sınıf 1 olduğu zaman kanıt, yani söyleyeceğimiz ilaçlar 1A sınıfının tavsiye ettiğimiz ilaçlar tansiyonu. Sınıf 1 olunca kesinlikle verebileceğimiz bir ilaç oluyor. A düzeyinde bir sürü yapılan çalışmalar muhakkak ki vermemiz gerektiğini gösteriyor. Tansiyon deyince hastalar geliyor, işte benim tansiyonum 16.9, 13.8. Ne zaman tedavi edeceğiz? Bir organ hasarı varsa, gözü, beyni, işte kalbi tutmuşsa sınıflamalara göre muhakkak ki ilaç tedavisine başlamamız lazım. Tansiyon normalde nedir? 120'ye 80 milimetre civarı. Bunu kategoriler yapmışlar. İşte normali 129'a kadar sistolik, küçükler 84'e kadar. Eğer evre 3 dersek 180-110 bulursa, küçük 110, evre 3 dersek. Evre arttıkça tabii ki hastalığın şiddeti ve yaptığı komplikasyon artıyor. Bunlarda bir tek yaşlılarda gördüğümüz izole sistolik hipertansiyonda büyük 140, küçüğü de 90'ı geçerse İzole. Bu izoleyi niye ayırıyoruz? Tedavide bir takım daha değişik kategoriler oluyor. Önemli olanlar risk faktörleri. Bunlar ne? Normal tahlillerde ne yazıyoruz? İşte kolesterol, şeker, trigliserit. Bir de Seda Hanım anlatacak obezite ile ilgili abdominal obezite. Bunlar çok önemli. Sigara tabii çok önemli. Özellikle. Halkımız da maalesef sigarayı çok seviyor. İçmeyen de son zamanlarda iyice arttı. Bir ara mücadele ettiler, azaldı ama yine de arttı. Şeker çok önemli. Şeker zaten eşit kalp hastalığı değil mi? Koroner arter hastalığı. Artık şekeri işte latent insülin direnci, gizli şeker dediğimiz eski tabirle muhakkak takip etmemiz lazım hastalarda. Ne yapacağız? Elektro çekeceğiz hastada. Eko yapacağız. Bu daha ileri teknikler var paratüsten, onları geçmeyeceğim. Çok basit olarak spot idrarda mikroalbuminleri var mı yok mu diye bakmamız lazım. Bunlara niye bakıyoruz? Demin dediğim gibi organ hasarı var mı yok mu diye. Aşık şeker 126'yı geçerse tokluk bakıp veya insülin seviyesine bakıp insülin direnci var mı yok mu diye HOMA IRE indeksi diye şeye bakmamız şart. Tokluk da 198'i geçerse bunlarda antiparantez, bu değerler varsa artık hasta, şeker hastası kabul edeceğiz. Ama bu geçicidir, başlangıçtır dememek lazım. Eğer bir miyokard enfarktüsü geçirmişse, stenti varsa, kalp yetmezliği varsa, böbrek yetmezliği varsa, bunları tek tek niye diyorum? Bunlardan muhakkak antihipertansif tedavi yapıp ideal seviyeyi düşürmemiz lazım. Şimdi diyelim ki hipertansiyonu var. Hiçbir şey yok. O zaman da bu skor dediğimiz, Brown-Mingham sınıflaması dediğimiz, onun da içerisinde yaş, erkek, cinsiyet, kolesterol derle sınıflama yapıyoruz. Zararlıdır veya değildir diye hastaya vermemiz lazım diye. Biz şimdi çok basit gibi görünen de hep dikkat etmediğimiz ne var? Hasta polikliniğe geliyor, oturuyor, tansiyonuna bakıyoruz. İşte 14.9 işte veya 20'ye 10 hemen ilaç başlamak. Aslında bu çok yanlış. Hiç olmasa bir oturup 5 dakika sohbet edip rahatlatmamız lazım. Hasta otururken 1-2 dakika arayla 2 kere bakmamız lazım muhakkak. Ve muhakkak her iki koluna, ilk hiç olmasa ilk muayene ettiğimizde her iki kolunun tansiyonunu muhakkak ölçmemiz lazım. Tabii bu kullandığımız aletler en güzeli bu civalılar yani şeyde kullandığımız eski civalı. Kolda manşot da iyi. Bu bilekler kullanılanlar pratikte güzel ama onların çok şeyi yok yani. Yanlış neticeler çok veriyor. Ölçerken muhakkak kalp seviyesinde olacak manşot.
Hasta sakin olacak, tekrar diyorum. Şimdi yaşlı birey, diyabetik olanlarda bunlar da ortostatik hipotansiyon, hipertansiyon çok oluyor. Bunları da oturur ve ayakta vaziyette tansiyonuna bakmamız lazım. Şimdi bir de ideal tansiyon nedir? Hastanın evinde veya holterle, ambulatuvar dediğimiz kan basıncı ölçümünün dışarıda yapılmasıdır. Bunların ikisi arasındaki farklar ve değerler işte ofiste 140'ı geçiyorsa, 390'ı geçiyorsa, ambulatuvarda büyük 135, küçük 85, uykuda 120-170, 70 küçük. Niye bu? Gece ve gündüz arasında muhakkak en az bir 10 milimetre fark olması lazım. Fark yoksa ne düşüneceğiz? Ya diyabeti vardır, ya yaşlıdır. Veya obstrüktif uyku apne sendromu vardır. İlave bir şey vardır. Bu da şeyde çok önemli. Şimdi niye yapıyoruz ambulatuvarı? İşte hasta geliyor, doktordan korktum diye veya hastaneden çekiniyor, stres yapıyor, tansiyonu çıkıyor. Halbuki evde veya holtere bağladığımızda kendi kendine kalıyor. Daha iyi oluyor ve burada alınan neticeler daha önemli. Bunları biz nerede kullanabiliriz? Otonom postural yemek sonrası tansiyonum çıkıyor bir hasta. Veyahut işte çok duyuyoruz, ne yersen gene çıkıyor. İşte tuzlu yemiyorum, gene çıkıyor. Bunlar da en güzeli ambulatuvar ve evde tansiyon takibiyle şeyi görmemiz iyi olur. Şimdi ikinci hipertansiyon dediğimiz hastaya şey veriyoruz, 3 tane tansiyon hapı alıyor, bir tanesi diüretik. Tansiyonu düşmüyor. Bunlar da muhakkak ki bir sekonder neden olması lazım. Bunlar ne olabilir? Bir polikistik böbrek hastalığı, aile öyküsü, idrar yolu enfeksiyonları olan renal parenkim, gözümüzden daima kaçan özellikle kadın doğumla ilgili olarak doğum kontrol hapları. Hasta söylemez bunları. Siz sormasanız söylemez. Sormanız lazım. Non-steroid anti-enflamatörler sormanız lazım. Bunlar hasta için hep tansiyonun riskosunu arttıran ilaçlar. İşte kortizon bildiğimiz, bu burun damlaları burnunu açıyoruz. İçinde adrenalin var, efedrin var. Bunların hepsi tansiyonun yükseltici nedenler. İşte bir feokromostoma dediğimiz çok ender gördüğümüz bir hastalık var. İşte terleme, baş ağrısı varsa düşünmemiz lazım. Kas güçsüzlüğü ve krampları varsa, potasyumu düşükse, böbrek üstü bezini düşünmemiz lazım. Bir de Ali Hocam'ın sevdiği tiroid hastalıklarını muhakkak düşünmemiz lazım. Hakikaten Ali Hocam, 3 hastadan birinde tiroid bulup dahiliyecilere şey yapıyor, sağ olsun. Şimdi risk faktörleri gene işte sigara, diyet, kilo, aktivite. Horlama çok önemli. Horlama niye önemli? Bu horlamaların çoğunda uyku apne sendromu var. Buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü uyku apne sendromunu önlemezseniz tansiyonu düşürmenize imkan yok. İkincisi ne? Çok hayati tehlikeli bir ilaç, şey hastalık. Muhakkak ki tedavi etmemiz lazım. İşte hangi organları tutuyorsa onların belirtileri beyin, kalp, böbrek, periferik arter. Şimdi bu ikinci yıl dediğimizde neler düşüneceğiz? Birkaç hastalık sayalım. Açıklamalarını yapmıyorum çünkü 3 gün anlatsak bitmez bunlar. Kuşuk sendromu. Kuşuk basit olarak işte ensesi kalın olur. Verje türleri olur. Tansiyonu çıkar. Feokromostomada neurofibromatosis dediğimiz görüntüleri görebiliriz. Polikistik böbrek varsa iyi bir muayene, unuttuğumuz muayene yaparsak böbrekleri yakalarız. Büyük büyümediğini. Bir üfürüm duyarsak çapada işte hocalarımız, büyük hocalarımız Mehmet Hoca hep işte muhakkak dinleyin, bir üfürüm duyduğunuzda renal hipertansiyon düşünün, aortta herhangi bir şey, anevrizmayı düşünün. Biraz şey, aort korkusunda değil mi? Tabii, pandemiyim. Tabii. Yani bunlar hep bizim işte şuur altımıza işlemişler sağ olsunlar zamanında. Anlat anlatı. Her iki kolu söylemiştim muhakkak. Hatta yukarı ekstremiteyle altı da üzmek lazım. Onlar da hem aort etmez, hem koartosa da işimize yarar. Göz retina muayenesi yapmamız lazım. Yani her tansiyon hastayı nasıl ki idrar tahlili istiyoruz, göz muayenesi de istememiz lazım. Kardiyoloji isteyip, işte elektro, eko görmemiz lazım. Nöroloji isteyip, beyin hasarı var mı yok mu muhakkak görmemiz lazım. Obezite,
Seda Hanım anlatacak herhalde, değil mi? Rutin testleri söylemiştim. Burada söylemediğim yürük asit var. Muhakkak isteyeceğiz. Mümkünse glomerül filtrasyonunuzu ölçeceğiz. İdrardan mikroalbumini muhakkak bulacağız. Normal 30 mg'a kadardır günde. 300'ü geçerse çok anlamlıdır. Şeker için hemoglobin A1C'yi bakacağız. Aritmisi varsa volter isteyeceğiz. Şimdi bu Amerika'da bunlar tabii şeyler, guideline'lardan aldık. Orada en önemli sorun maliyet etkinliği. Onun için bunu çıkarmışlar. Ama bizim yapacağımızda işte gene tekrar edelim. Eko yapacağız, elektro yapacağız, mikroalbumine bakacağız. Karotise bakacağız. Göz muayenesi yapacağız. Şimdi renal parenkim hastalığı düşündük. Ne yapacağız? Bunları çok önemli olduğu için bir daha tekrarlayacağım. Muayenede polikistik böbrek varsa elimize muhakkak kitle gelir. İdrarda protein, eritrosit görebiliriz. Bunun filtrasyonunuzu düşer. İkinci şey nedir? Böbrek ultrası yaparız, görürüz. Renal arter darlığı varsa karında öfürüm duyarız. Eskiden yaptığımız işte bir böbrek öbüründen daha uzun falan onu bıraktık artık. Direkt Doppler veya renal anjiyo yaparak veya MR anjiyo, bilgisayarlı anjiyo yaparak şeyi de çıkarabiliriz. Biz genelde ne yapıyoruz? Mesela koroneri var, tansiyonu var. Mehmet hocam sağ olsun hem koroneri yaparken renale de bakıyor. Böylece hiç olmasa ayda bir iki tane renal arter yakalanmış oluyor. Bu çok önemli çünkü tansiyonunu çözüyorsunuz hasta. Stent hepsine takmak lazım mı hocam? Yani hepsi dedim ya. Birincil aldosterone yani primer dediğimiz bu da tesadüf çekilen bilgisayarlarda böbrek üstü bezinde adenonlar saptanır. 3 santimi geçiyorsa tansiyonu varsa ama pratik olarak potasyum düşük olan bir tansiyonlu hastada ilk aklınıza gelecek kriterlerden biridir. Feopromastoma çok ender. Ben 2 tane gördüm. Bilmiyor musunuz? Hocam siz görmüşsünüzdür. Kuşluk sendromu da onun özel testleri var. Onda dediğim gibi böyle ensesi kalın bay bayan görürseniz, karnında çizgiler varsa hamileler gibi onda kuşluk sendromu düşünmekte fayda var. Şimdi kardiyovasküler riski var yok. İkinci, üçüncü derecede tekrar ediyoruz, hipertansiyonu var. Bunlara önce ne yapıyoruz? Yaşam tarzı değişikliği veriyoruz, diyet veriyoruz. Bunlarla tansiyon düşmezse yakın takipte muhakkak ki 1A dediğimiz tedavisine başlamamız lazım. Uyku apnesi var, diyabeti var, kardiyovasküler hastalığı var, böbrek hastalığı var. Muhakkak ilacı vermemiz lazım. Şimdi bu tabloyu niye gösteriyoruz? Şimdi diyelim ki hastanın tansiyonu 140'a 159. Hiçbir risk faktörü yoksa buna ilaç vermeye lüzum yok. Ama hastanın tansiyonu 130-139, küçük 85, risk faktörü varsa bunlara ilaç vermemiz lazım. Yani risk faktörü çok önemli, organ hasarı çok önemli. Bu tedavide hastaya aman sen tansiyonun gitişte bir ay bekle, diyet yap gel dememek lazım. Organ hasarını da tekrar ediyorum muhakkak ilacı vermemiz lazım. Bunları dinleyeceğiz. Şimdi bir de verdiğimiz ilacı iyi bilmemiz lazım. Yan etkisini bilmemiz. Mesela hastanın kutu varsa hiçbir zaman diüretik idrar sonucu
Bu ACE inhibitörleriyle beraber olan ilaçlarda genelde idrar seçici nitelikleri kullanıyoruz. Kutu varsa hiçbir şekilde vermeyeceğiz. Tabii daha relatif olarak işte metabolik sendrom, glikoz intoleransı, gebelik, hiperkalsemi, hipokalemi. Beta blokerler, şimdi bu gayetlerinde astım yazıyor ama fizyologların bir kısmı beta blokeri veriyor yani. Onun için ben yazdığı için ben de koydum. Blok ikinci, üçüncü derece olursa vermeyeceğiz. Kalsiyum antagonistleri kesin bir şeyi yok. Eğer şey yoksa, ödem yapılmışsa şeyi, taş ağırlıklı koplette bir de kalp yetmezliğinde çok ciddi olarak düşünülebilir, verilebilir, bir tartışmalı. Bu verapamil diltizem dediğimiz grubu da gene bloklarda vermeyeceğiz, kalp yetmezliğinde vermeyeceğiz. Şimdi en çok kullandığımız ACE inhibitörleri. Burada olmazsa olmaz, gebelikte kesin verilmez. Her iki damar, böbrek damarı tıkalıysa kesin verilmez. Ciddi sorventikül işlem bozukluğu varsa, anjiyonevritik ödem varsa, anjiyonevritik ödemi de ben mesela bir tane gördüm. 15 gün yoğun bakımda yattı. Bir ACE inhibitörüyle, tek bir hap. Yani az ama bir kere olunca %100 oluyor. Hiperkalemi de potasyumu arttırdığı için onlara da çok dikkat etmemiz lazım. Anjiyodesin reseptör inhibitörü de aşağı yukarı aynı. İkisi arasındaki en büyük fark bana göre şey, öksürük. Anjiyodesin reseptör daha az öksürük yapıyor. Ama yapmıyor diye bir şey yok. Değil mi hocam? Bu da yapıyor. Tabii. Mekanizma ama ben mesela pratikte ısrar edersem kayboluyoruz. Şimdi özel durumlarda ne vereceğiz? Ben bunları buraya gösterdim ama tek tek örnek yaptım. Orada anlatayım daha akılda kalır. Şimdi bu çok önemli. Hangi ilaçları birbiriyle kombine ederiz? Şimdi bu arasında çizgi boş olanlarda yani şunları da vermeyeceğiz. Şunları da vereceğiz. Yani tiazitle anjiyotensin reseptör ve ACE'yi zaten en çok kullandığımız bunlar. Kalsiyumla tiazit verebiliriz. Eskiden tiazit anjiyotensin reseptörle beta blokeri düşünebiliriz diyor ama özel entikasyonlarda yine veririz. Bu tansiyon için. Yani koroneri varsa bu ikisini veririz, sorun yok. Şimdi kombinasyon çok önemli. Bu saydığımız ilaçların birbiriyle kombinasyonu en çok şey yapılan, çünkü herhangi bir ilaç hastaya veriyoruz. Diyelim ki 10 gram, 10 miligram. Onu 20 yaptığımız zaman iki katı etki elde etmeyeceğiz. Bir de ne yapacağız? Yani etkisini arttırmış olacağız. Onun için kombinasyon tedavisi, bu 1A dediğimiz tavsiye ediliyor. Muhakkak o şekilde yapmamız lazım. Şimdi yaşlılar önemli. Otlarda sistolik 160'ı geçerse muhakkak ne vereceğiz hastaya? Kalsiyum kanal blokerleri ne tercih edeceğiz? Bunlarda daha çok şeyi tercih etmeyeceğiz. ACE inhibitörü, ARB'yi tercih etmeyeceğiz. Şimdi diyabeti var hastanın. Diyabette ideal tansiyon 120'ye 80 diyabet cemiyetinin şeyi kanıtları. 160'sa muhakkak başlayın diyor. 140 olduğunda da mümkünse ilaç verin diyor ama diyabetçilerin hemen hemen hepsi 120'ye 80'i tutturmamızı istiyorlar. Metabolik sendrom da aşağı yukarı aynı. Bunda ne var? İşte hiperlipidemi var, lipid tedavisi yapacağız. Tansiyonu var, diyabeti var, insülin intoleransı var. Hepsini bir arada düşünmemiz lazım. Nefropatilerde ne yapacağız? Eğer diyalize giriyorsa işimiz kolay. RAS blokerleri, ACE inhibitörlerini beraber veriliyor. Ama diyalize girmiyorsa ver diyenler de var, verme diyenler de var. Ve pardon. Tabii daha iyi. Bu diyabetle hipertansiyon sınırı için 140 ama 120 istiyorlar diyorsunuz ya. Çok önceden beri ölçümleri 130-140 çıkar kişi. Kontrollü diyabeti var. Yine de mi veriyorsunuz? Proteinüriye bakacağız orada. En önemlisi varsa proteinürisi muhakkak önemli.
Tabii, yoksa bir 130. Ama gene işte kalbine bakacağız. Eko'da kardiyopati olur, koroner olur. Nörolojiye yollayacağız, göze yollayacağız. Bakın, bir yerde bir şey var. Diyabet çünkü yani, hakikaten şey bir hastalık. Organ sarıp olması gereken bir şey yok. Yani belirli sınırların üstündeyse tabii. Mutlaka başlamak lazım. Belirli tabii şeylerden sonra, COVID tedavilerden sonra tabii. Yeterli olmadı. Tabii mutlaka ilaç tedavisine geçmek lazım. 85'i bile çok fazla etki etti. Diyelim ki diyastolik tansiyon 85. Binaenaleyh 85'in altına düşürdüler. Yani tabii düşürdüler. Yani önceden 90 falan demiş. Yani 85'in üstüne çıkarsa kabul edilir. Onun için hani başlamak lazım. Mutlaka organ hasar olması gerekmez. Yani diyabet deyince durmamız lazım. Zaten diyabet için bir sürü ilaç kullanılıyor. Bir de tansiyon ilacı ve onun bir sürü etkileri buraya ulaştırmak diye bir liste var. Yani öksürük göründüğü yani, kadar çok değil. Diyabete tedaviye uyum. Bu da zorlamaya başlıyor bu durumda. Yeter artık bu kadar ilaç diyorlar ya. Olabilir diyor. Şimdi serebrovasküler hastalıklarda tansiyonu düşürün diyor, ne verirseniz verin diyor. Onda özel bir şey yok. Belki çok çalışma yok bunda, onun için bilemiyorum. Bunu çok da düşürmedi. Çok düşürmedi. Bunlara örnek vereceğim. Şimdi aterosklerozu varsa işte karotis, şu, şu, bu muhakkak statin vereceğiz. Bunlar da işte hocamın dediği gibi 140-90 hedefine ulaşmamız lazım koronerin. Ama diyabette tekrar ediyorum 120-80. İşte risk faktörü, işte lipidi varsa, çüğü varsa tedavi ediyor. Bunları zaten yapmaya mecburuz. Neler isteyeceğiz? İşte eko isteyeceğiz, idrar isteyeceğiz. Şimdi hasta 60 yaşında diyelim, felç geçiriyor diyelim, inmesi var. Tansiyonu 200'e 100 milimetre civar. Şekeri var, kalp yetmezliği var, tekrar ediyorum. Şimdi yapılan çalışmalarda eğer tansiyonu aşırı düşürürsek 0-20 milimetre civardan daha çok mortalite artıyor. Onun için ilk günlerde, birinci, ikinci gün tansiyonu çok düşürmeyeceğiz. Bunlarda artık trombolitik tedavi yapılıyor. Tansiyonu 180-185 civarına indiğimizde de trombolitik tedavi akut dönemde yapmamız lazım. Diyelim ki tansiyonu 1-2 gün, şimdi önce beta bloker verdik, labetalol dağıtık özellikle, kalsiyum kanal blokörü verdik. Bunlar da perlinganit bazen veriliyor. 3 günlük akut dönemden sonra 140'ın altına inerse ACE inhibitörüyle tiazid diüretik verebiliriz. Şimdi SAC dediğim subaraknoidal kanama geçiriyor. Spontansa bunlarda tansiyonu düşürmemiz lazım 140'a. 90'ın 140'ın altına. Eskiden mesela bizim öğrencilerimizde bunlar tansiyonu düşürmeyeyim. Dursun diyorlardı. İşte enleasyon olur, şu olur. Eğer subaraknoidal kanama varsa 160 milimetre civarının altına düşürmemiz lazım. Şimdi bu uyku apne dediğimiz obstrüktif uyku apne neden önemli? Dirençli hipertansiyonların %64 nedeni bu. Gözden çok kaçıyor. Yani biz her ay poliklinikte en az bir tane uyku apne yapıyoruz. Evet, çok fazla. Tabii. Yaklaşık yine 6-7 uzmanlar. Tabii çok. 6-7'sinde var. Var çok. Bu demin tadım işte tiroid, işte primer şeylerde daha az ama en çok obstrüktif uyku apnede. Şimdi kronik böbrek hastalığı var. Tansiyonu gene yüksek diyelim. Bu renal arter stenozuna yetersiz perfüzyondan dolayı renin anjiyotensin sistemi uyarılıyor. Tuz ve su tutuluyor. Tutularak tansiyon artıyor. İşte hocamın demin dediği gibi stent takıyoruz. Bunda ne vermeyeceğiz? ACE, ARB hiçbir şekilde vermeyeceğiz. Burada şeyler, listeler var. İşte diyalizde uzaklaştırılan ilaçlar. Şimdi diyelim ki 60 yaşında erkek tansiyonu 200'e 100. Burada vereceğimiz en başta iki tane ilacımız var. Diüretikler, ACE, ARB, beta bloker, aldosteron antagonistlerini tercih etmemiz lazım. Bunlarda mesela kalsiyum antagonistleri çok tercih edilmiyor. Hatta bazıları kontrendik. Şimdi şekeri var. Tekrar hocamın sorusuna geliyoruz. Muhakkak ACE, ARB vereceğiz.
Metabolik sendromda da aşağı yukarı şeker gibi düşüneceğiz. Bunlar da yalnız kalsiyum antagonisti veriyorlar. Yaşlılarda ne oluyor? Dediğimiz gibi diüretik kalsiyum antagonisti ilave ediyoruz. Gebede çok önemli. Metildopa veriyoruz, alfa metildopa, beta bloker ve kalsiyum antagonisti. E-sinü biteri kesinlikle vermiyoruz. Gebede, şeyde, çocukta fetal anomaliler yapıyor. Enfarktüs geçirdiğini partilerin, koroner arter hastalığı var, ne vereceğiz? Beta bloker, ACE, ARB. Tabi statin, işte o şeyleri saymıyoruz. Aspirin, trombozit. Herhangi bir hasta gene tansiyonu var, sadece protein virüsü var. Tansiyonu var, buna da ACE, ARB muhakkak vermemiz lazım. Periferik arter hastalığı, bu da çok atlanıyor. Periferik damarlarına muhakkak bakmamız lazım hastanın. Bunlarda ne tercih edeceğiz? E-sinü biteri, kalsiyum antagonisti. İnmeyi gene tekrar edelim. Tansiyonu düşüren herhangi bir ilaç. Mühim olan akut dönemde çok düşürmemek. Kutu varsa çok önemli. Ne demiştik? Diüretik vermeyeceğiz. Taşarıklı kopyeti var. Hızlı ventrikül cevaplı veya kalp yetmezliği var. Dihidropiridin türevi, kalsiyum antagonistleri, amlodipin, fenodipin, onları kesinlikle vermeyeceğiz. Anjiyonerotik ödem demin söyledim. Bunun üstüne düşüyorum, hakikaten atlanıyor AIDS inhibitörü. AV blok varsa işte beta bloker, kalsiyum antagonist.